Değerli futbol severler, Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler var ama bizler de takımlar kampa gitmeden önce röportajlarımızı sürdürüyoruz. Kasımpaşa cephesindeyiz ve önemli bir konuğumuz var. Yusuf Erdoğan'la birlikteyiz. Kasımpaşa'nın yeni ismi ve özellikle hem geçtiğimiz dönem oynadığı futbolla hem de transfer döneminde adını çok sık duymuştuk ama bu yıl itibariyle artık Kasımpaşa'da forma giyecek Yusuf'la keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yusuf, teşekkür edelim. Aslında ayağının tozuyla imzayı hatırlatmaz çalışmalar başladı ama bizleri de kabul ettin. Hayırlı olsun diyelim. Neler söylersin şu an itibariyle artık Kasımpaşa Kulübü'nün futbolcususun? Abi öncelikle hoş geldiniz. Hani sen benden daha çok biliyorsun bu atmosferi. Ben de gerçekten hani övüldüğünü çok merak ettiğim, hani hem tesis anlamında hem cami anlamında merak ettiğim bir kulübün içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum şu anda. Gerçekten söylenenler bence az söylenmiş bu camia için. Özellikle de bu tesis için. Gerçekten yapanların emeğine yüreğine sağlık. Muhteşem bir yerdeyiz. Yani bence Türkiye'de dünya standartlarında ilk üçe girecek bir yer diye düşünüyorum burası. Çok mutluyum yani. Gerçekten iyi bir seçim yaptığımı bir kez daha anladım. İnşallah da güzel bir sezonla Kasımpaşa için elimizden gelen en iyisini yaparız bu sezon. Yusuf, şunu soracağım aslında. Kasımpaşa özeliyle ilgili baktığımız zaman senin de geçmiş dönemine Bursaspor, Trabzonspor, camiaların, özellikle camia demeyeyim, taraftar anlamında yoğun ilginin olduğu ve mağlubiyetlere dayanılamayan, hazmedilemeyen bir durumda olan iki kulüp vardı. Ardından böyle bir kulübe geldin. Tribünlere baktığımızda yine Kasımpaşalı futbol severler geliyor ama Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'ya attığı imzayla futbolunu tam anlamıyla, kafa rahatlığıyla gösterecek diyebilir miyiz? Hem bu ortam hem de takım. Alper abi şöyle söyleyeyim, yani iki büyük camiada oynadığım için öncelikle gerçekten çok mutluyum. Trabzonspor ve Bursaspor yani birbirine yakın camialar. Hem başarılarıyla hem de taraftar gruplarıyla. Yani 4-4,5 yıl Trabzonspor, 2 yılda Bursaspor kariyerim var. Hep böyle takım sıkıntılı olduğu dönemlerine denk geldiğimi düşünüyorum. Hani hem futbolcu hem maddi ve manevi anlamda takımların bir tık geriye düştükleri dönemler. O yüzden Trabzonspor'da da bu sıkıntı yaşadım. Özellikle Bursaspor'da da bu konuyu çok fazla yaşadık. Durumumuz da ortada oldu maalesef. Yani gerçekten futbolun adaleti yok diyorlar. Ben ona katılmıyorum. Futbola gereken ilgiyi ve gereken ciddiyeti gösterdiğiniz zaman futbol size gereken şeyleri verdiğine inanırım bir insanım ben. O yüzden de yani Kasımpaşa özelinde bu takımın bence daha büyük başarıları hak ettiğini düşünen insanlardan biriyim. Şu anda da geldiğim ilk günden beri kaptanımız Veysel abiyle de bunu konuşuyoruz. Bu sene kesinlikle Türkiye Kupası'nda hedefimiz şampiyonluk diye planlıyoruz. Ve ilk dördün içerisinde, ilk beşin içerisinde olacak bir Kasımpaşa'yı temelini oluşturmayı düşünüyoruz bu sene. Çünkü hem hocamızın çok iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör olması ve muhteşem bir sistemin içerisinde olmamız, yani eğer böyle bir şey olursa tesadüf hiçbir zaman olmayacak bu camia için. Yani güzel bir yere geldiğimi hissediyorum. İnşallah da o geçen seneki inişli çıkışlı performansımı bu sene 34 maça yaymayı planlıyorum. Benim için güzel bir adım, güzel bir sıçrama yeri olacağını hissediyorum burasının. İnşallah da benim için ve takımım için bu sene çok güzel bir yıl olur. Yusuf, şunu soracağım aslında. Sen de belirttin. Geçtiğimiz dönem inişli çıkışlı performans, bu sadece Yusuf Erdoğan özelinde değil, o dönemki takımın anlamında da olabilir ama bu sezon artık yeni bir hoca takım anlamında. Kemal Hoca ile konuşmaların oldu mu? Geçtiğimiz sezonun ilk haftalarında özellikle ilk yarıda çok iyi bir çıkış yakalayan Kasımpaşa vardı. İkinci yarı beklenen performans sergilemedi ama umutlar bu sezon itibariyle Kemal Hoca ile birlikte yükselişe geçen, tekrar yükselişe geçen bir Kasımpaşa. Hocanla konuşmaların oldu mu imzadan sonra? Hocamız ilk zaten onunla diyaloğa girmiştim. Hocamız da benim buraya gelmemi çok istiyordu. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. O da bana bu camianın kapılarını açtığı için. Hocamız gerçekten hem futbol bilgisi anlamında hem insanlık anlamında muhteşem bir kişilik.
Zaten bu camiayı en iyi tanıyanlardan birisi de o. Bu takımı kuran, bu takımın oluşmasında en önemli isimlerden birisi de o. Bence Kemal Hoca'nın meyvesini yemişti geçen sene bu takım. Daha sonra onun ayrılmasından sonra da zaten böyle bir olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Bence hem Kasımpaşa hem de hocamız şu anda tamamen sezona odaklı diye düşünüyorum. Bu sene kesinlikle bütün takım olarak odaklanıp bence o çıkışı 34 haftaya yaydığımız zaman herkesin konuştuğu bir takım oluşturma açısından bence çok önemli bir noktadayız. Onu da yapacağımıza kalben inanıyorum bu sene. Yusuf, aslında sezon bittikten sonra tüm futbolcular tatile gidiyor. Sizler de tatile gidiyorsunuz ama bu sezon itibariyle biraz daha farklıydı. Vatani görevini gerçekleştirdin. Bunu da aslında sosyal medyada da fotoğraflarda da gördük. Birçok askere giden futbolcu o kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı ama şimdi biz de askere gittik. Yani zamanında aslında Cem Yılmaz'ın da dediği gibi bir yanda patates soyarken diğer yanda elinde tüfekli olan fotoğraflar da vardı ki Sercan Yıldırım'ınkini gördüm özellikle. Çok ilginç fotoğraflar da vardı. Senin askerliğin nasıl geçti? Biz Sercan'la birlikteydik zaten İskenderun'da. Sercan devamlı operasyondaydı herhalde. Sercan sap komandolarıyla sabah kalkıyor, akşam onlarla yatıyordu. Gerçekten hani 20 gün de olsa çok kısa bir süre gibi geliyor insanlar ama gerçekten o havayı yaşamak, o ortamda olmak. Ben şöyle ifade etmiştim askerden döndükten sonra arkadaşlarıma. Namaz kılmakla askerdeki ortam bence aynı. Orada hakim geliyor, savcı geliyor, kaymakam var, mühendis var, çok ünlü insanlar var. Ama o kamuflaja gittiğiniz zaman herkes eşit. Gerçekten muhteşem bir ortamdı benim için. Çok güzel insanlarla tanıştım. Biz çok kalabalıktaydık, 10 kişi kalıyorduk koğuşlarda. Ama hiç böyle tanıdığım insan yoktu ve muhteşem insanlarla tanıştım. Belki ömür boyu görüşeceğim insanlar olacak sivil hayatımda. Çok güzel ortamdı. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten yani bir abi, bir baba gibi karşıladılar orada. Yeri geldiğimi, ciddi yeri geldiğimi bize saygıda, sevgide eksik etmediler. Ben gerçekten o çıkış günü biraz böyle onlardan ayrılacağımın böyle üzüntüsünü yaşadım. Hala da görüşüyoruz onlarla. Bence muhteşem bir şeydi bizim için. Hani milyon dolarlar harcasan öyle bir ortam, öyle bir atmosfer hiçbir yerde bulamazsın. İyi ki böyle bir araya getiremezsin. Aynen öyle. Yani bizim koğuşumuzda imam vardı, YouTuber vardı, heykeltıraş, futbolcu. Muhteşem bir karma olmuştu. Herkese de buradan selamlar, onlar da bizi izlerlerse. Yani gerçekten çok güzeldi benim için. Hemen sezona tekrar dönmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon aslında birçok maçta ben de yer aldım. Bursa'ya geldiğimiz maçlarda futbol arzunu, hırsından, sinirden belki de gözyaşlarına hakim olamamanı birçok yaşadığın konu vardı. Ve ligin sonunda aslında yapılan birçok hatalardan sonra lige veda eden bir Bursaspor vardı. Geçtiğimiz sezon senin için nasıl geçti? Bursaspor'un lige veda etmesinde belki de en büyük etkenler sana göre neydi? Neler söylersin? Yani iki sene dolu dolu bir sezon geçirdim. Gerçekten Bursaspor'un nelerin değişmesi gerektiğini, nelerin olması gerektiğini, nelerin olmaması gerektiğini gerçekten çok iyi biliyorum şu anda. Yani orada çok sağlıklı bir ortamımız yoktu gerçekten. Hani futbolcu ve yönetim ve taraftar anlamında artık o kadar çok karışmıştı ki birbirine. Herkes başka bir işe yapmaya çalışıyordu. Yani futbolcu başka bir yerde, taraftar başka bir yerde, yönetim başka bir yerde. Hani o disiplini, o futbol kültürünü orada hiçbir zaman benimseyemedik. Maddi sıkıntılar tabii ki yani her kulüpte oluyor ama Bursaspor özelinde maddi sıkıntından daha büyük sıkıntılar vardı. Hani bir şeylere söz verilip bir şeyler olması gerektiği zaman çok fazla ertelendiği zaman bu sefer hem çalışanlarınızın hem futbolcularınızın motivasyonu kaybolmaya başlıyor. Ve artık her şey üst üste gelmeye başlıyor. O yüzden
Yani geçen seneden önceki senede böyle bir sıkıntılar yaşıyorduk. Maalesef geçen sezon hani hiç olmaması gereken bir durumla karşılaştı Bursaspor. Belki de yani tarihe geçtiğimizi söyleyebilirim bu konuda olumsuz yönde. Maalesef çok üzgünüz. Ama o kadar bazı şeyler belliydi ki gerçekten insan artık kabullenmeye de başlıyor bir süreden sonra. Hani maç kazanamıyoruz. Maç kaybettiğimiz zaman taraftar ve yönetim anlamında çok fazla sıkıntılarla karşılaştık. Futbolcular hiçbir zaman kendini sahaya veremiyordu. Çünkü hep kafamızda başka sorular vardı. Ya özellikle de taraftar konusuna gelecek olursak belki de Bursaspor tarihinin belki de hiçbir zaman yaşamasını istemediğim bir olayla ben karşılaştım. Yani o dönem 10-12 maç var ligin bitmesine. Ve gerçekten hani performans anlamında inişler ve çıkışlar olabilir ama sahanın içinde kendim %100 verdiğim zaman ve o iyi niyeti aldığınız zaman taraftarın size bağrına basacağını bilen bir insanım. Ve Bursa'da da o potansiyel vardı. Ama yönetim anlamında o kadar artık insanlar dolmuştu ki futbolculardan çıkarmaya başlamıştı acısını. Yani Rize maçı oynuyoruz. Dakika 10 ya da 12 falandı. Ve garip bir uğultu başlamaya başladı benim açımdan. Yani 80 dakikamız vardı hani maçı çevirme şansımız da var. İnanılmaz bir tepkiyle karşılaştım. Hani o kadar hani kapatmaya çalıştım, kendimi sahaya vermeye çalıştım ki. Ama hani anneme, karıma, olmamış çocuğuma, sülaleme kadar yani kötü cümleler gelmeye başladı. Ben de dayanamadım bu süreden sonra. Yani böyle bir tepki vermek zorunda kaldım. İki hafta sonra içeride oynadığımız maçta insanlar bunun avantajını yani hatalı olduklarını anladılar. Yine 1-0 mağlup duruma düştük Sivas maçında. Hiç kimseden çıkmadı ve bizi desteklemeye devam ettiler. Biz o maçı 3-2 kazanmayı başarmıştık o maçta. Geri döndük. 90+7 Aytaç'ın attığı gol. Aynen öyle. Benim o günkü performansım. Bütün stadın beni çağırıp alkışlaması, işte taraftarın beni kucaklaması. Daha sonra tekrar bir ayrışma oldu. Yani Bursaspor camiasında şu an gerçekten bir bütün olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da eski hak ettiği yerlere tekrar gelirler. Yusuf, aslında ilginç olan şu da değil mi? Şimdi lige veda eden bir takım haftalarca birçok futbolcusu sana yapıldığı gibi protesto edilen bir takım. Ama sezon bittikten sonra Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Okan Koçuk, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, takımın 11 futbolcusundan 7-8 tanesi transferin gözde isimleri. Yani bu kadar Süper Lig kulüplerinin istediği bir ortamda mutlaka herhalde camianın da takım dışında biraz olsun kendilerini sorgulaması gerekiyor. Yani takımla alakası olan kısım %30'sa bunu insanlara %80 olarak aktarılıyorsa biraz da herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor herhalde. Yani Alper abi şöyle söyleyeyim. Gerçekten futbolcu hatası anlamında gerçekten onu söylemek istemiyorum ama futbolcuların bence burada dediğin gibi %20'lik %30'luk hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani söylemek istemedim o kadar çok şey var ki tesislere girdiğiniz zaman İnanılmaz şeylerle karşılaşıyorduk. Yani artık inşallah Bursaspor farklı bir moda bürünür. Gerçekten çok üzülüyorum o camia için. Ama geçen sene yaşadıklarımı ben 3. ligde de oynadım. Yani o camiada bile görmemiştim böyle travmaları. O yüzden de küllerinden doğmasını diliyorum onlar için de. Artık inşallah bu sene iyi bir sezon geçirirler ve tekrar lige dönerler. Hizmet ettiğin, formasını giydiğin önemli kulüplerden biri de Trabzonspor. Az önce demiştik. Geçtiğimiz sezon tamam Bursaspor lige veda etti. Fakat Trabzonspor'da da
bir çıkış söz konusu. Hem genç isimlerin parlaması konusunda hem de Ünal Hoca ile başlayan yeni bir serüven var aslında. İstek var, arzu var. Sen nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon ve bu sezonki performansını? Bu sezon tekrar rakip olacaksınız. Yani Trabzonspor'un şöyle bir hikayesi var bende. Ben 4-4,5 yıl kadar oynadım A takımda. 2 tane başkan, 3 sportif direktör. Yaklaşık 10 dönemde farklı insanla hocalık yaptım ve belki de 40 tane, 50 tane farklı futbolcuyla çalıştım bu 4 yıl içerisinde. Bu yüzden hep girişli, çıkışlı, yukarı aşağıya bir dalgalı bir Trabzonspor izliyorduk. Çünkü bir yerde başarı olacaksa gerçekten bir aile, bir ortam olması kesinlikle çok önemli. Bunda Ünal Hoca'yla bence çok doğru bir karar yaparak Ünal Hoca'ya getirdiler ve genç kardeşlerimiz çok fazla olmaya başladı orada. Çünkü Trabzon'un çocukları dendiği zaman oranın ne istediğini bilen insanlar onlar. İşte Abdülkadir'i, Abdülkadir Parmağı, Yusuf Yazıcısı, Uğurcan'ı, Hüseyin'i, bunlar şu an gerçekten takımın iskeletini oluşturdular. 3 ayda 4 ayda ulaşan bir şeydi. Çok önemli bir hamle yaptı Trabzonspor o konuda. Başkan da hoca da olsun gerçekten oranın atmosferini çok iyi bilen insanlar. Böyle olunca da değer gösterince de karşılığını alıyorsunuz. Yani bizim zamanımızda o kadar çok sıkıntılar vardı ki hani Bursa'da Trabzonspor aynıydı. 50 kişilik kamp yapmıştık. 20 kişi gidiyor, 20 kişi geliyordu. Bir sürü farklı olaylarla karşılaşıyorduk. Hocalarımız diyordu ben böyle bir karışık bir yer görmedim. 6 ay sonra gidiyor, yenisi geliyor. Birinin A dediğine birisi B diyordu. O yüzden de başarı hiçbir zaman gelmemişti. Ama geçen sene bir baktık. Bazı şeyler kötü giderken de hocanın arkasında çok durdu başkan. Şu anda da yani ilk dördün içerisinde belki sene şampiyonluğu oynayacak bir Trabzonspor var. Dediğim gibi inşallah onlar da başarılı olur. Yani 13-14 yılım geçti o şehirde. Benim için orası da çok özel bir yer. O yüzden hem o küçük kardeşlerimiz de elimizde büyüdü diyebilirim. Onlara da inşallah başarılar diliyorum sana. Yusuf şunu sormak istiyorum. Aslında yabancı kuralı ile ilgili biz birçok şehirlerde hem yöneticilere hem hocalara bu soruyu devamlı soruyoruz ama Yusuf Erdoğan futbolcu gözüyle sence yabancı kuralı gelmeli mi, yabancı sınırı yoksa gelmemeli mi? Tabii ki o bizim haddimize değil ama tabii ki bizim de bir düşüncelerimiz var. Ben şundan yanayım her zaman. Yani yaklaşık 3-4 senedir bu kural var. Bizim uzun dönemli takımlarımızda Avrupa'da başarılarımız şu an hala sınırlı. O yüzden ben tabii ki yabancı futbolcuların gelmesini çok istiyorum. Özellikle isim yapmış, bize bir şeyler katabilecek insanlarla çalışmak en büyük arzumuz. Ben Trabzon'da Maluda'yla, Cardozo'yla, Bosnikvalar'la mesela çalıştım. Onlardan gerçekten çok iyi şeyler öğrenmiştim. Bursa'da Bataja olsun, Stanko olsun. O yüzden böyle isimlerin bence gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bütün takımın yabancı olmasından çok 3-4 tane sağlam yabancı futbolcuyla bence Türk karmasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim ülkemizde gerçekten çok yetenekli insanlar var. O yüzden kendi insanımıza daha çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bizim şöyle bir dezavantajımız var Türk insanı olarak. Biz her zaman başkasının insanı, başkasının hani evinin bahçesine hayran kalmış derler ya. Biz kendimizi maalesef hep dibe sokmayı çok seven bir ırkız. Bence biz dünyanın en asil milletlerinden biriyiz ve 80-90 milyon nüfusu olan bir coğrafyada yani futbolcu çıkarma adına, futbolcu yetiştirme, geliştirme anlamında daha çok plan ve proje yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bir çocuğu kaybetmek o kadar kolay ki yani senden olmaz deyip gönderebilirsin. Ama o çocuğu kazanıp böyle büyük camialarda oynatmak bence büyük haz diye düşünüyorum.
parayı verip yabancı futbolcu getirmek çok kolay. Ama bir Yusuf Yazıcı, bir Yusuf Erdoğan, ne bileyim Abdülkadir çıkarmak bence onun keyfi, hazı daha büyük diye düşünüyorum. Yeni kardeşimiz Juventus'a gitti. Büyük bir gurur bizim için. Cengiz var aynı şekilde. Hani onları konuşmak mı daha bize gurur veriyor? Yoksa Schneider'i Drogba'ya getirmek mi? Bunu da artık insanların yorumuna bırakıyorum. Ben bizim insanımızın daha fazla değer gösterip, bizim gençlerimizin de kendi özelliklerini bilip, daha çok çalışıp o seviyelere çıkmamız gerektiğini düşünen insanlardan biriyim. Yusuf, aslında ben de onu soracaktım. Sen Merih, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Okay Yokuşlu gibi geçmiş döneme, özellikle transfer dönemine baktığımızda Yusuf Erdoğan'ın hedefleri doğrultusunda yurt dışına gitme gibi bir düşünce oluştu mu Yusuf Erdoğan'da? Benim bu yeni birkaç işte hafta önce abi zaten haberleri de çıkmıştı Avusturya ile ilgili. Orası olabilirdi. Bundan 3-4 sene önce bayağı bir ciddi Lazio istemişti ben Trabzonspor'da oynarken. Çünkü Avrupa kupalarında oynamıştık o zaman ve bizim için güzel bir vitrindi. Lazio, Juventus gibi büyük, Napoli gibi büyük takımlara karşı oynadık. Bazen kader diyoruz, bazen nasip diyoruz, bazen kendi seçeneklerimiz diyebilirim. Bu sene böyle bir camianın teklifi geldikten sonra benim Türkiye'de işim bitmedi diye bir düşünce oluştu bende. Çünkü gerçekten buranın vizyonunu anlatıldıktan sonra benim burada bir şeyler daha yapmam gerektiğini hissettim ve oradaki abilerimizi de konuşarak, yani teşekkür ederek burayla anlaşma kararı aldım. Yani Avrupa'da oynamak tabii ki temsil anlamından, ülkemin platformu anlamından tabii ki güzel bir şey ama doğru projede, doğru imkanlarla gitmek bence daha sağlıklı. O yüzden şimdi burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah da burada çok iyi bir performans, çok iyi bir ortam yakalayıp şu anda bu camia için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yusuf, aslında hem geçtiğimiz sezonu hem bu sezonu konuştuk. Bursaspor'dan bahsettik, askerlikten bahsettik ama özellikle askerlik dönemi öncesinde sezonun bitmesiyle birlikte yine transfer gündeminde adın oldukça sık sık geçti Galatasaray'la. O süreçte bugün imza atılacak, yarın imza atılacak, prensip anlaşmasına varıldı. Fiyatlar konuşuldu, fiyatlar basında çıktı. Ama aslında birinci ağızdan sana sormak gerekiyor. Neler yaşandı bu süreçte? Yani artık geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı? Onu artık zamanla herkes doğru yanlış anlayacaktır. Zaten askerde de öyle bir muhabbetim olmuştu. Yani her konuda anlaşmaya vardık. Daha sonrasında olumsuz şeyler oldu. Takım anlamında belki de hocamız Fatih Hoca'nın olumsuz bir raporu mu oldu artık tam bilmiyorum. O nasip olmadı yani. Ondan sonra zaten fotoğraf mevzusu falan çıktı benim sonra. Orada da ben şöyle ifade edeyim o konuyu. Yani çok bence çok abartılacak, yani medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum. Sadece arkadaşımın o dönem benimle askerlik yapması ve kendi için anı biriktirmesinden dolayı orada bir şanssızlık mı diyeyim artık, arkadaşlarıyla bak ben de Yusuf'layım demesi ile oluşan bir durumdu. Benim masumane bir durum. Yani şöyle bir şey var Alper abi, benim şöyle bir özelliğim var. Ben neysem oyum, sen beni az çok biliyorsun. Hani ben şu an kamerada ne konuşuyorsam gidip odamda da arkadaşlarımla öyle konuşan bir insanım. Ben Bursa'ya gideceğim zaman da çok mutlu olup formasını değiştirdiğim Şener'le, mesela o zaman Bursa Spor forması vardı. İmzayı atacağım gün mesela evimde Bursa Spor forması giyip
bana yakıştım deyip aynanın önünde kendime fotoğraf çekmiştim mesela o zaman da. Hani X bir takıma da gitseydim o isteğim, o arzum benim için hani tabii ki o camialar önemli camialar, bizim yıllardır gurur duyduğumuz camialar. Oraya gitmek tabii ki her futbolcunun isteyeceği bir şey. Böyle büyük camialarda oynamak herkes ister. Ben de o zaman askerdeydik. Her şey bitmiş gözüyle baktığımız için arkadaşlarım ısrarıyla dedi ki ya yakışacak mı falan diye bir fotoğraf çekelim dediler. Öyle bir anı yapalım dedim kendimce. Ondan sonra böyle bir moda düşeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Zaten hani öyle bir şey olmasa ben de o formayı giyecek bir insan değilim. O dönem mesela bir ay önce burayla anlaşsaydım, onun hevesiyle buranın, bu camianın da formasını giyip inanın ki fotoğraf çekilirdim. İstiyorsam Hakkari'ye gideyim, istiyorsam Edirne'ye gideyim. Hiç benim için şey olan bir durum değildi. Sadece o dönem heveslenip fotoğraf çekilmiştim. Böyle bir şeye yaşadık. Benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum bu transferin. Burada kendimi daha iyi ifade edip, burada bana olan değeri gördükten sonra her şerde hayır varın. Şu an gerçekten onu yaşıyor gibi hissediyorum kendimce. İnşallah da herkesin Allah kalbine göre verir. Ben yaşadığım şeylerden hiçbir zaman pişman olan bir insan değilim. Kaderde ne varsa o yaşanır. Ben de bugün buradayım ve çok mutluyum. Dediğim gibi tekrar bana bu formayı giyme imkanı verenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah da bu formanın layıkıyla temsil etmeye çalışacağım. Yusuf, son iki soru yönelteceğim. İlk olarak aslında bu konunun son sorusu olacak. Bir anlaşmaya varıldı, ardından fotoğraf çekildi. Masumane bir durumda bunu birinci ağızdan anlattın. Fotoğraf konusundan sonra o kadar çok şey yazıldı ki sosyal medyada. Mutlaka askerdeyken de takip etmişsindir ama fotoğraf olayından sonra hiç Fatih Hoca ile görüşmen oldu mu, telefon konuşman? Yok, Fatih Hoca ile hiç olmadı. Ama Abdurrahim Başkanımızla görüşme şansım oldu. Zaten bu transferi o yürütüyordu. Yani bana hiçbir sorun olmadı. Yani öyle hoca kızdı o yüzden transfer. Bence çok zaten çok saçma bir durum olurdu. Çünkü ne bileyim Kasımpaşa'ya da bir Fenerbahçe, Beşiktaş, ne bileyim başka bir takım formasıyla da yakalanmış ya da medyaya sızan bir fotoğraf değildi. Hani istendiğim ve gideceğim takımın formasıyla medyaya düşmek çok bence masumi bir durumdu. Zaten sosyal medyadan da çok fazla bu olayla olumlu şeyler de aldım. Zaten bugün o transfer olsaydı böyle bir sorun da ortada olmayacaktı ama yani çok böyle takacağım, çok edeceğim bir durum olmadı ama ben dediğim gibi her şehirde, her yaşanan olayda Allah'ın bize verdiği bir ders, bir imkan vardır diye düşünüyorum. Belki de benim için çok hayırlı olacağını düşündüğüm, çok inandığım bir yere geldim. Burada da gerçekten kendimi Bursa Spor'daki gibi, Trabzonspor'daki gibi 5 dakikada, 1 dakikada oyuna girsem elimden gelen bütün her şeyi vereceğimi hem insanlar hem de kendim de biliyorum. Bu sene İnşallah güzel bir yıl bizi bekliyor. Onun heyecanı ve enerjisi hala var bende şu anda. Aslında son sorum da bu olacaktı. Camiaya neler söylemek istersin ama herhalde çalışmalar başladığında takım şu anda yavaş yavaş bir araya geliyor. İleride olabilecek belki de yeni transferlerle. Herhalde yeni sezonda keyif veren futboluyla herhalde bir Kasımpaşa izleyeceğiz. Ben ilk geldiğimde de onu söylemiştim. Geçen senenin çıkışını 34 haftaya yayarsak Türkiye'nin ve Avrupa'nın konuşacağı bir takım olma potansiyelimiz gerçekten var. Ve bu camia da bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Çok önemli isimler var. Veysel abi olsun, kalecilerimiz olsun, Trezeguet olsun. Yani büyük isimler var. Ve buradan daha büyük yerlere, daha büyük paralara transfer verdiğimiz, buranın gerçekten futbol kulübü olduğunu gösteren isimler de oldu geçmiş zamanda. İnanıyorum ki bu sene hocamızın önderliğinde muhteşem bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Benim adıma da inşallah bol gollü, bol asistli, sakatlık bela olmadan
bütün futbolcu kardeşlerimin güzel sezon geçireceği bir yol olsun bizim için. Yusuf, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Senin de yolun açık olsun. Yeni sezonda başarılar derim sana da. İnşallah yine sezon içerisinde bol bol maçlarda görüşeceğiz. İnşallah. Evet, röportajlarımızı sürdürüyoruz demiştik. Bugün itibariyle Yusuf Erdoğan'la birlikteydik. Yusuf Erdoğan hem Kasımpaşa'ya atmış olduğu imza, geçmiş dönemler ve gelecek sezonla ilgili planlamaları da bizler için Bein Sports ekranlarında aktardı. Hem Yusuf'a teşekkür edelim hem de bizlere bu röportaj imkanını sağlayan yine Kasımpaşa Kulübü'nden medya sorumlusu arkadaşımız Saygın Han'a da özellikle teşekkür edelim. Çünkü her Saygın Han'ı aradığımızda hiçbir zaman bizleri geri çevirmedi. Bunun için bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Bir başka röportajda görüşünceye dek hoşçakalın.